Yani saat 11:30'di. Bir uyandım, baktım bu salona orada böyle aynalık göründü. Kapıyı açtım, baktım şey yatak dolabı yanıyordu. Biz çocuklar dışarı çıkardım. Evet. Baktım yangın vallahi söndüremedim. Ancak kendimi kurtardım. Evet. Başka bir şey yoktu yani. Komşuya itfaiye gelmedi. Çağırdınız yani geç geldi. Yollar bozuktu onda. İçin yollar bozuktu, gelemedi. Yetişti yani ateşi köyde söndürmüştü. İtfaiye yetişseydi bu hale gelmedi. Zamanında yetişseydi bu hale gelmedi. Yollar çamurdur bozuktu, kimse sahip çıkmadı. Muhtar da sahip çıkmadı. Yani bir şey, acilen bir şey tüp patlasa, kokusu gelse ne yapıyoruz yani? Yani ambulans gelmiyor, yetişemiyoruz. Valla hepsi gitti yani. Hiçbir şey kullanmıyor yani. Yatak dolabı, elbise, giyim, her şey oradaydı. Batnaya, yorgan. Hepsi oradaydı. Yani hepsi yandı yani. Öbürler hepsi kül oldu, hepsi. Kullanmaz. Yardımcı olsaydı iyiydi. Geç geldi tabii yani çamurdan dolayı araçlar battı burada. Yani çok bu güzel. İleride valla evin durumu görüyorsun. Ev kullanılmaz halde. Evet. Bütün eşyalar yanmış. Evet. Yani durumu da yok. Hani ben diyorum bir yardımcı olsunlar buna. Devletin bir yardım etmesi gerekiyor yani. Durumlar yok zaten. Ev belki çekmişsiniz içeride. Bir şey kalmamış. Hiçbir şey kullanılmıyor. Evet. Yani biz bir yardım istiyoruz. Başka da ne diyelim? Başka da bir şey diyelim. Bu şey pencere duvarları. Yok ya hepsini şimdi çekiyorum. Kaçta? Kaçta geldi? Valla saat 1:30-2'ye kapıdaydı karaca. Allah razı olsun. Sağ olasın. Teşekkür ederiz. Bak o yoldan geldi. Yolun orada çıkışı yok. Hep çamur. Evet. Araç orada battı. İkinci bir araç da yukarıda battı. Evet. Yani geç kaldığı zaman zaten 2 dakika erken gelse yangın söner falan. Dün yolu dün düzelttiler. Ev yandıktan sonra hani bir insanı hiçbir insanın bir şey yok mu yani bir sağlık güvencesi yok. Yani bir hasta olur bir ambulans ulaşır nasıl olacak burada? Ya da bu köy hizmetleri için sonuçta burası köye bağlı. Evet. İmarsızlık çok burada. Ne yanlışlık? 2 adet. Tamam. 2 adet. Zeytin İbrahim var zeytin. Tamam.